Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 3 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Türkiye Geneli Özdebir Yayınlarının Türkçe sorularını çözmüş olacağım. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Bir tanım cümlesidir demiş. Atasözleri uzun denemelere dayanan kalıplaşmış biçimleri bulunan özlü sözlerdir diyor. Bakın arkadaşlar sonu dırla bitmiş. Aynı zamanda bu nedir sorusunun cevabıdır. Bundan dolayı bu bir tanım cümlesidir. A seçeneğini elemiş oluruz. 2 karşılaştırma cümlesidir demiş. Bakalım. Hem geçmişte hem günümüzde pek çok bilim adamı, eğitimci, yazar ve şair atasözlerini toplayıp kitap haline getirmiştir ifadesinde hem geçmiştekileri hem de günümüzdekileri, günümüzdekileri arkadaşlar karşılaştırdığını görüyoruz. O yüzden B seçeneğini indirilmiş oluruz. 3. Örnek cümlesidir demiş. Bakalım atasözlerini alfabetik veya konularına göre belli bir düzen içinde toplayan kitaplar 15. yüzyıldan itibaren yazılmaya başlanmıştır diyor. Arkadaşlar bir örnek göremedik. O yüzden C seçeneği kalsın. 4. Nesnel bir cümledir demiş. Bakalım. Türk ata sözleriyle ilgili sistemli bir biçimde ilk derleme çalışmaları Tanzimat döneminde başlamıştır diyor. Arkadaşlar bu da kanıtlanabilir. Tanzimat dönemiyle ilgili çalışmalar yapılıp böyle bir çalışmanın olup olmadığı yani derleme çalışmalarının olup olmadığı ispatlanabilir. Bundan dolayı bu da nesnel bir cümledir. Kişisel duygu ve düşünce yok. Geriye kalan C seçeneği nedir arkadaşlar. Bizim doğru cevabımızdır. Örnek cümlesi burada yoktur. İkinci soru. Mecaz anlam bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır. Buna göre yüklemek sözcüğünün sözcükte iki anlamlarını defterine yazmak isteyen bir öğrenci bu sözcüğün mecaz anlamı olarak aşağıdakilerden hangisini yazmalıdır demiş. A seçeneğinde telefonla 500 kontör yükledim. Artık aramalarını yapabilirsin. Bakın yüklemek arkadaşlar. Burada gerçek anlamda kullanılmıştır. A seçeneğini eleriz. Hepsi de toprağın başında duruyor. Gündelik çalışmaya katılıyor. Çuval kaldırıp yüklüyordu ifadesinde yine yüklemek arkadaşlar. Bir şeyi kaldırıp başka bir yer şeye koymak anlamında kullanılmış. Bu da gerçek anlamdır. B seçeneğini denemiş olduk. Müdür öğrencilerin kayıt işlerini yeni gelen memura yükledi ifadesinde ise Burada yüklemek dair arkadaşlar ona vermek anlamında kullanılmıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneğimizi de bakalım. Adana'ya tayin olan öğretmenimizin göçünü hep birlikte yükledik ifadesinde ise yine e, arkadaşlar nedir? Kaldırıp başka bir yere koymak anlamında kullanılmıştır. Bundan dolayı biz D seçeneğinde elemiş oluruz. Üçüncü soru. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yanlış gösterilmiştir diyor. Açıklamamıza bakalım. Özne Yüklemin bildirdiği işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan ögedir. Nesne ise cümlede öznenin yaptığı eylemden etkilenen ögedir. Dursun Usta eski buzdolabını tamir etti cümlesinde tamir etme işini yapan Dursun Usta'dır ve cümlenin öznesidir. Dursun Usta'nın tamir etme eyleminden etkilenense eski buzdolabıdır ve cümlenin nesnesidir demiş. Bakalım Yaşlı adam paltosunun cebindeki köstekli saati çıkardı cümlesinde çıkardı yüklem çıkaran kim yaşlı adam özne dolayısıyla arkadaşlar bu doğru bir kullanımdır bunu elemiş oluruz Bir akşam elinde bir tencere sarmayla karşı komşumuz kapıyı çaldı cümlesinde bakın çaldı yüklem çalan kim karşı komşumuz özne bu da doğrudur bunu da elemiş olduk Kafesteki maymunlar kendilerine uzatılan muzları afiyetle yiyordu ifadesinde yiyordu yüklem yiyen kim kafesteki iki maymunlar özne. Bunu da elemiş oluruz. Bu da doğru ayrılmış. Küçük çoban birkaç parça ekmek uzattı yolculara ifadesinde ise bakın uzattı yüklem uzatan kim küçük çoban özne. Küçük çoban ne uzattı? Bir par birkaç parça ekmek. Bu da nedir arkadaşlar? nesnedir. Kime? Yolculara. Bu da yer tamlayıcısıdır. Dolayısıyla özne görmüş olduğunuz gibi yanlış belirtilmiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu tablodaki kodlama sisteminde A, I, K, P, T harfleri karşılarındaki işaretlerle gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki 5 harfli kelimelerden hangisi bu şekilde kodlanır demiş. Bakalım arkadaşlar bakın ilk harflere baktığımızda bu şu olabilir arkadaşlar birinci kelim birinci ifademiz. Daha sonra şunu alabiliriz. Bakın burası K olursa burası da ne olur arkadaşlar? 2 numara olur. Yani I harfi olmuş olur. Devam edecek olursak arkadaşlar şu da bakın şuraya kadar olan kısımda nedir? T harfidir. Yani bu da 3 olur. Yine şuradan itibaren aldığımızda ise bakın şuraya kadar A harfidir arkadaşlar. Bu da 4 olur. Buradan sonrası da arkadaşlar şu kısımda nedir? P harfidir. Bu da 5 olur. Bu şekilde bir ayırma gittiğimizde doğru cevap nedir? D seçeneği olacaktır arkadaşlar. 5. soru bu metinden hareketle aydın sayılıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Bakalım. Bilim tarihi alanında bir ilke imza atmıştır diyor. Yaşamımın büyük bir bölümünü yurt dışında geçirmiştir. Bazı kuruluşların açılışına öncülük etmiştir. Türk dili ile ilgili çalışmaları olmuştur diyor. Bakalım. 5 TL'lik banknotta podresi yer alan dünyada bilim tarihi alanında bilinen ilk doktora derecesinin sahibi olan Aydın Sayılı'yı tanıyor musunuz ifadesine bakın. Burada bir ilke imza attığının göstergesi vardır arkadaşlar. Ben o yüzden A seçeneğini elemiş olurum. 2 Mayıs 1913'te İstanbul'da doğmuştur. İlkokul İstanbul'da, ortaokul ise Ankara'da bitirdi. 1933 yılında Ankara Erkek Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yurt dışına öğrenci göndermek için açtığı sınavı kazanarak Harvard Üniversitesi'nde bilim tarihi bölümünde yüksek öğrenimini yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. 1942'de Harvard Üniversitesi'nde bilim tarihi alanında doktorasını tamamlamıştır. İslam dünyasında bilim kurumları başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. 1984 senesinde Atatürk Kültür Merkezi ve Atatürk Araştırmaları Merkezi isimlerinde iki kuruluş açmış ve bu kuruluşlar Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu ile bütünleşmiştir ifadesinden. Bakın arkadaşlar biz C seçeneğini delemiş oluruz. Bazı kuruluşların açılışlarına öncülük ettiği buradan çıkıyor arkadaşlar. Ordinarius Profesör Doktor Aydın Sayılı Türkçe olan hakimiyeti dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, Farsça ve Arapçayı çok iyi bilirdi. Dilimizi zenginleştirme açısından pek çok yabancı terime Türkçe karşılıklar bulmuştur ifadesinde ise Türkçe ile ilgili çalışmalar yaptığında çıkarabiliriz. Bunu delemiş olduk. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir arkadaşlar? B seçeneği olacaktır. Yaşamının büyük bir bölümünü yurt dışında geçirdiği ile ilgili herhangi bir bilgi bu parçadan edinilmemiştir arkadaşlar. Altıncı soru. Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisi karacağı olana ait değildir demiş. Bakalım Karacaoğlan'ın 17. yüzyılda yaşadığı sanılıyor. Göçebe Türkmen obalarında yetişmiştir. Şiiri aşk ve doğa üzerine kuruldur. Karacaoğlan'ın şiirleri. Ayrılık, gurbet, sıla özlemi, ölüm en çok değindiği konulardır. Duygularını, yaşadıklarını, düşüncelerini içten gerçekçi ve özgün bir şiir yapısı içinde anlatır. Doğa benzetmelerini sık sık kullanır. Çok yalın ve temiz bir Türkçe kullanır. Şiirlerinde tasavvufe ve dini konulara yer vermez. Bakalım. Esti bahar geli söküldü yerler gidiyorum kömür gözlüm ağlama. Arkadaşlar sevgilisine yazmış. Tam Karacaoğlu'nun konusu. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Okumaktan murat nedir? Kişi hakkı bilmektir ifadesinde ise bakın arkadaşlar dini tasavvufi bir konu işlenmiş. Dursun. Yine de diğer seçeneklere de bakmış olalım. Adı sanı bilinmedik illere gitmeyince gönül yardan ayrılmaz ifadesinde yine sevgiliye yazılmış. Bunu delemiş olduk. Bana kara diyen Dilber, kaşların kara değil mi? Yine sevgiliye yazılmış. Bunu da eledik arkadaşlar. Bakın B seçeneği doğru cevabımızdır. İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır diyen Yunus Emre'ye aittir arkadaşlar bu mısra. Ve bundan dolayı da dini tasavvuf şekilde yazıldığını söyleyebiliriz. Geçiyoruz 7. soruya. Yukarıdaki yangın söndürme talimatına göre aşağıdakilerden hangisinde bu talimata aykırı davranılmıştır diyor. Bakalım. Rüzgarı istikametine göre arkanal ifadesine Değerli arkadaşlar bakın. Biz hemen buradan bunu çıkarabiliriz. Aykırı davranın sormuştu. A seçeneği ne demiş oluruz? 2- Önden tarayarak yangının çıkış noktasını yani dip kısmına müdahale etme. Arkadaşlar bakın bu da dip kısmına doğru müdahale etmeye çalışıyor. O yüzden B seçeneğini demiş oluruz. Damlama veya sızıntı noktasından yani yukarıdan müdahale et demiş. Yine buradan da biz B seçeneğini çıkarabiliriz. 4. Mevcut yangın söndürme cihazlarını aynı anda değişik yönlerden kullan demiş. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bunu eleriz. Yangının tamamen söndüğünden emin olmadan yangın yerini terk etme. Bakın buradan da biz C'yi çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Kullanılmış yangın söndürme cihazlarını diğerlerinden ayırarak dolum ve bakımını sağla. Burada da böyle bir şey yok. Bunu da elemiş oluruz. Zaten A, B, C'yi eledik. Geriye ne kaldı arkadaşlar? D seçeneği kaldı. Ve yangın söndürme talimatına nedir arkadaşlar? D seçeneğinde aykırı davranıldığı görülüyor. Geçiyoruz 8. soruya. Bu metne göre aşağıdakilerin hangisinde sanatsal betimleme yapılmıştır diyor. Bakalım metnimize. Betimleme nesnelerin varlıkların belirgin özelliklerinin tanıtılıp göz önünde canlandırılmasıdır. İki tür betimleme vardır. Açıklayıcı ve sanatsal betimleme. Açıklayıcı betimleme gözle görülenlerin anlatıldığı betimleme türüdür. Varlıkların ya da kişilerin dış görünüşüyle olduğu gibi tanıtılması amaçlanır. Gözlem gücünden yararlanır. Fakat kişisel yorumlara yer verilmez arkadaşlar. Duygular belirtilmez. Fakat sanatsal betimleme öyle midir? Sanatsal betimlemede ise yazar, bakın kişisel duygu ve düşünceleri ne yapıyor arkadaşlar? Yer veriyor. Buna dikkat edelim. Şimdi bizde de parçada ne yapmış? Kişisel duygu ve düşüncelere yer verilen seçeneği bulmamızı istiyor. Burnu ıslak çoraplarıyla yerlerde nemli izler bırakarak odaya girdi. Tül perdenin arka, ardından kararan gökyüzü, yağan karlar ve mahallenin küçük camisinin minaresinin şerefesi görünüyordu. Pencereyi açmadan sokağa baktı. Öylece durup sokaktan geçenleri dinledi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kişisel duygu ve düşünce olmadığı için A seçeneği ne demiş oluruz. Uzaklardan gelen hurda otomobil sonuna kadar açılmış müziğiyle tekerleklerine takılmış zincirlerin çakırtılarıyla günlerdir yağan karların altında iyice mayışmış, uyuşmuş mahalleye çöküp kalmış sessizliği dağıttı ifadesinde bakın arkadaşlar bu kişisel duygu ve düşünceleri ifade ediyor. Bundan dolayı B seçeneğine şöyle bir nokta koyabiliriz. dursun bir kenarda. C şıkkında iki yanında pencereler pencerelerinde taş örülmüş binalar, sıvasız duvarlar, inşaat iskeleleri, tahta perdeler olan dar bir sokağa girdi. Bina numaralarına baka baka yürüdü ifadesinde yine kişisel duygu ve düşünce olmadığı için bunu da ederiz. 500 yıllık sanat kulesinin yanından geçti. Yüksek kaldırımın uyduğu çanak antenciler, avizeciler, kepenkleri kapalı dükkanlarla her yanından kablolar sarkan işanlarıyla dolu karanlık yokuşuna geldi. Bu eski Ceneviz mahallesinin denize inen dar yokuşlarından birine saptı ifadesinde burada da böyle bir ifade göremiyoruz. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Kişisel duygu ve düşüncelerin yer aldığı B seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Bu metinde virgül numaralanmış görevlerden hangisiyle kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Bir uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılır demiş. Bakın arkadaşlar bir nerede? Bugünün Aksaray şehri geçmişle tanıştığı uygarlıkların izlerini ve lezzet kodlarını DNA'sında taşımaya devam ediyor. Kim devam ediyor ya da ne devam ediyor? Bugünün Aksaray şehri özne, devam ediyor yüklem. Bakın, özne yüklemden uzak düştüğü için virgül kullanılmış. Biz ne yaparız arkadaşlar? Biri eleriz. Yani doğru bir kullanımdır. 2. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını ayırmak için kullanırım demiş. Bakalım çok eskilerden beri değeri bilinen bir bölgedir burası. Topraklarından Hititler, Kapadokya Krallığı ve Bizans gelip geçer ifadesinde bakın. Kimler gelip geçer? Hititler, Kapadokya Krallığı ve Bizans. Arkadaşlar burada da ne yapmış? Özneleri birbirinden ayırmış. Dolayısıyla eş görevli sözcüktür. İki vardır. Biz ikiyi de elemiş oluruz. Geçtik dörde sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanırım demiş. Sıralı cümleler neydi? İki tane yüklemin birbirinden virgül ya da noktalı virgülle ayrıldığı cümlelere denir. Bakalım bu nerede var arkadaşlar? Anadolu Selçuklu devleti bir saray inşa eder. Bakın inşa eder yüklem. Virgül var. Şehrin ismi Aksaray olur. Olur yüklem. Arkadaşlar iki yüklem birbirinden neyle ayrılmış? Virgülle ayrılmış. Bu da nedir? Sıralı cümledir. Bu da olduğu için 4'ü de elemiş oluruz. 3. Ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanırım demiş. Arkadaşlar parçada herhangi bir ara söz olmadığı için doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. Bu açıklamaya göre gezi yazılarının hangisinde nesnel bir anlatıma başvurulmuştur diyor. Öznel anlatım, kişisel görüşleri içerir. Nesnenin anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir, yargılarla oluşturulur demiş. Bakalım. Bakın bize neyi soruyor? Nesneli soruyor. Kanıtlanabilir olanı. Burası Moğolistan. Kız sonuna doğru Moğollar mevsim geçişini Hövs Göl Buz Festivali'nde kutluyor. Bu tatlı su gölü Sibirya taygasının derinliklerine kadar uzanıyor. Gölün içinde bulunduğu Hövs Göl Gölü Ulusal Parkı kurtlar, ibeksler ve musları da içeren çeşitli yaban hayatına ev sahipliği yapıyor ifadesinde arkadaşlar kişisel duygu ve düşünceyi görebildik mi? Hayır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. B'ye bakalım. Peru'nun başkenti Lima ülke tarihinin ve coğrafyasının sırlarını keşfettirecek binlerce iz barındırıyor. Üstelik yemek pişirmeyi bir sanata dönüştüren Perulu şeflerin masalarında bir sandalye her zaman sizi bekliyor ifadesinde. Bakın sanata dönüştüren kime göre niye göre öznellik vardır. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Kıpır kıpır şehir hayatı demiş. Yine öznelliği tabaşta yakaladık. Kime göre kıpır kıpır? Sana göre mi bana göre mi? Bu da arkadaşlar özneldir. Bunu da elemiş olduk. Doğanın boğazla taçlandırdığı İstanbul bütün zamanların en ilgi çekici şehirlerinden biri ilgi çekici demiş. Kime göre neye göre bu da özneldir arkadaşlar. O yüzden biz D seçeneğinde elemiş oluruz. 11. soru. Aşağıdaki dörtlüklerden hangisi bu özelliklerin tümünü içerir demiş arkadaşlar. Bakalım. Dizelerin sonunda ses benzerliği vardır demiş. İnsan dışındaki bir varlığa insana ait özellik yüksel yüklenmiştir diyor. Yani kişileştirme yapılmıştır. Bütün dizelerinin hece sayılar eşittir demiş. Baktığımızda seni karanlıkta yatırıyorlar. Korkuyorsun geceden, bakıp bakıp pencereden, yatağına sokuluyorsun ifadesinde. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11'li hece ölçüsüyle yazılmış. 1 2 3 4 5 6 7 7'li hece ölçüsüyle yazılmış. A seçeneğini eleyebiliriz. Çünkü bütün dizelerinde hece sayıları eşit değil arkadaşlar. B'ye bakalım. Kuşlar haber verdi bana kuşlar gelecekte bir şeyler olacak. Gün dilediğimiz gibi doğar, insan yüzümüz güler olacak ifadesinde bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hece sayıları eşit. Peki kişileştirme var mı? Kuşlar haber verdi diyor arkadaşlar. Bundan dolayı bu da nedir? Kişileştirmedir. Bunu delemiş olduk. Dize sonlarında ses benzerliği vardır demiş. Bakın doğar kuşlar. Bu arlar nedir? tam kafiyedir. Ses benzerliği de var. Yine olacaklar redif. Güler, şeyler yine erler de nedir arkadaşlar burada? Bu da tam kafiyedir. Ses benzerliği de olduğu için doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 12. soru. Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisinde fiilimsi yoktur demiş. Fiilimsiler fiilden türeyen ancak fiilin bütün özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir. Bu sözcükler fiiller gibi olumsuz yapılabilir ama çekimlenemez ifadesini görüyoruz. Bakalım olmayanı sormuş bize. Sizler ve çocuk kalbim ne kadar iyiydiniz? Ne kadar temizdiniz sınıf arkadaşlarım? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada fiil yok. Fiil olmadığı için doğru cevabımız da nedir? A seçeneği olacaktır. B seçeneğine bakalım. Bakıyorlar her akşam elimize bir şey sormak ister gibi hepimize sormak derken makmek isim fiildir. Bundan dolayı B seçeneğini demiş oluruz. Ne kurulunca koşan tramvaylarım vardı ne çekince giden develerim kurulunca ince ince çekince ince ince bakın bunlar zarf fiildir. Yine giden derken anası mezar dikecekmişten sıfat fiildir. Koşan derken de yine anası mezar dikecekmişten sıfat fiildir. Fiilimsi kullanılmıştır. D seçeneğini elemiş oluruz. Tüketme nefesimi maviş kızım. Bildiğin Türkçe kıt gelir masallarım ifadesinde ise şuradaki dık eki anası mezar dikecekmişten sıfat fiildir. Bunu delemiş oluruz. Dolayısıyla doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Güney Kore ve Japonya'daki okullarda verilen eğitimin amaçlarından biri olamaz demiş. Bilgiye ulaşımı kolaylaştırma, sorumluluk duygusu kazandırma, temizlik alışkanlığı edindirme, yaşayarak öğrenmeyi sağlama. Bakalım arkadaşlar. Temizlik yapan öğrenciler Güney Kore demiş. Çocuklar okulda birçok şey öğrenir. Matematik, edebiyat, biyoloji bütün bunların yanında aslında okul çocuklara hayatı da öğretmelidir. Buna en güzel örnek Güney Kore'de verilebilir. Koreli öğrenciler kendi okullarını kendileri temizliyorlar. Böylece temizliği, kirliliği yani hayata dair önemli bir detayı öğrenmiş oluyorlar. Arkadaşlar, temizlik alışkanlığı ediniyorlar mı? Evet. Yaşayarak öğreniyorlar mı kendileri temizlediği için? Evet, bunları elemiş oluruz. Japonya'da öğrenciler okullara girerken ayakkabılarını çıkarıyorlar. Öğrencilerin ayakkabılarını çıkarmalarının birkaç sebebi var. Birinci sebep elbette temizlik. Japon okullarında hademe bulunmuyor ve temizliği öğrenciler yapıyorlar. Kendi okulunu temizleyen öğrenciler kirletmenin de yolların, kirletmemenin de yollarını arıyorlar. Bu gibi durumlar öğrenciler arası eşitlik kavramını da geliştirmiş oluyor. Dolayısıyla sorumluluk yüklemiş oluyorlar. B seçeneğini demiş oluruz. Ama bilgiye ulaşımı kolaylaştırma gibi bir ifadenin olmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. 14. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir fiil kullanılmıştır diyor. Bakalım. Bir cümlede işin kim tarafından yapıldığını biliniyorsa fiil etken çatıldır diyor. Yani özne gerçek özne olacak arkadaşlar. Ece'nin yarışmaya gönderdiği fotoğraflar çok beğenildi ifadesinde. Bakın L ekimizi almış. Kimin beğendiği belli mi arkadaşlar? Belli değil. Yani burada sözde özne var ve işi yapan belli olmadığı için bu nedir arkadaşlar? Bu edilgendir. Ülkemizde ilk nükleer santral Sinop iline kurulacak. Bakın L ekimiz almış. Kimin kuracağı belli değil. Bu da sözde özne almış ve edilgen çatılı bir fiildir. İstanbul'da Mayıs ayında 100 bin ikinci el araba satılmış ifadesinde yine L ekimiz almış. Kim satmış belli mi? Belli değil. Yine burada da sözde özne var ve bu da edilgen çatılı bir fiildir arkadaşlar. Akşam yemeğinden önce kanepeye şöyle bir uzandı ifadesinde ise bakın uzandı yüklem, uzanan kim? O gizli özne. İşi yapan belli. Bundan dolayı da arkadaşlar nedir cevabımız? D seçeneği olacaktır. 15. soru bu yazışmada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır demiş. Ulaşık makinesini boşaltmayı unutma. Tamam. Bu akşam dedenlere gideceğiz. Teyzen de orada olacak. Sen de gel. Bir de babanla konuştuk. Sana son model bir araba alacağız. İnanamıyorum. Ciddi misiniz siz? Tabii ki hayır. Mesajlarımı görüp görmediğini kontrol ettim ifadesinde. Bakın arkadaşlar şuradaki tabii ki kelimesine bakalım. Tabii ki böyle mi yazılır? Tabii ki hayır. Şöyle yazılıyor arkadaşlar. Bakın tabii ki olacak. Hem ayrı yazılacak hem de tabii de iki tane iyi olacak. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 16. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Bir numaralı cümle olumsuz cümledir diyor. Yani olumsuz cümle ise olumsuzluk eki alacak. Ma, me, maz, mez, sız, sız, değil ve yok gibi. Yükleme bakalım. Toplamıyor ifadesini gördük. Bakın buradaki n nedir arkadaşlar? Ma, me ekidir. Olumsuzluk ekidir. Dolayısıyla olumsuz cümledir. Bir elemiş oldu. İki numaralı cümle kurallı bir cümledir diyor. Kurallı cümlenin şartı neydi? Yüklem sonda olacak. Bakalım. Ayrıca bunlar şairlerinin en iyi şiirleri olarak da sunulmuyor ifadesinde sunulmuyor yüklem. Yüklem sonda olduğu için arkadaşlar kurallı bir cümledir. 2 olduk. 3 numaralı cümle fiil cümlesidir demiş. Bakalım. Yine yükleme bakmış olacağız. Türk yazının belli bir döneminde yaşamış ünlü şairlerden çocuklara da bir şeyler diyebilecek şiirler seçmekti. Amacım ifadesinde seçmekti yüklem. Arkadaşlar seçmekti derken bakın Seçmek fiildir. Matmek isim fiil ekidir. Fiilden isim yapım eki olmuştur. İkinci meki getiremiyoruz. Seçmek mek olmuyor. O yüzden de bu sözcük artık nedir? İsim olmuştur. Fiil cümlesi demişti bize. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 4 numaralı cümlede bağlaç yüklemleri birbirine bağlamıştır diyor. Bakalım. Bu amaç yer yer en iyi şiirleri çerçevesine aldı ifadesinde aldı yüklem ama bağlaç büyükler için yapılacak bir antolojiye giremeyecek şiirler de kaldı o çerçeve içinde ise yine kaldı da yüklem iki yüklem birbirine ama bağlacıyla ile bağlanmış. Bundan dolayı biz D de seçeneğini demiş oluruz. 17. soru. Bu açıklamaya göre metnin anahtar kelimeleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Bakalım. Bir metnin ana fikriyle ilgili en fazla ipucunu veren kelime ya da kelimelere anahtar kelime denir demiş. Büyük insanların sahip olduğu donanıma, iki kola, iki ele, iki göze ve bilge olmana yardım edecek bir beyne sahip olduğunun farkına var oğlum demiş. Her insan bu donanımla başladı ve yapabilirim dedi. Büyük insanların hayatlarını incele. Bilge ve yüce olanlar senin kullandığın, kaplarda yemek yer, benzer çatal ve bıçakları kullanır, ayakkabılarını benzer bağcıklarla bağlar, dünya onları yürekli ve akıllı görür. Yola koyulduklarında sahip oldukları her şeye sen sahipsin. İstersen sen de başarabilir, galip gelebilirsin. Seçeceğin savaş için donanımın var. Büyük işler başarmış, kişiler de hayatlarına senden daha ileride başlamalıdır ifadesinde. Bakın arkadaşlar donanım ve başarmak nedir? Anahtar kelimedir. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. 18. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu ata sözlerindeki altı çizili sözcüklerin karşıladığı anlamlardan biri değildir demiş. Kaçan balık büyük olur. Arkadaşlar bu nedir? Bu fırsattır. Bu yüzden ben D seçeneğini elemiş olurum. Gülü seven dikenine katlanır. Diken sıkıntıdır. Bundan dolayı arkadaşlar nedir? ben B seçeneğini elemiş olurum. Boş çuval ayakta dik durmaz ifadesinde ise bu da nedir? Bilgisiz kişi ifade eder. C seçeneğidir arkadaşlar. Bunu da elemiş olurum. Ağaç yaş iken eğilir ifadesinde ise kıvamdan bahsediyor. Seçeneklerde yok. Geriye kalan A seçeneği korkak kişi ifadesi bu parçada nedir? Ya da bu atasözlerinde bulunmadığı için doğru cevabımızdır. 19. soru. Bu aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır diyor. Işıl Hanım fen ve teknoloji dersinde öğrencilerinin aerodinamik konusunu daha iyi anlamaları için onlarla birlikte bir deney yapacaktır. Bu deney için 5 15 cm boyutunda renkli kağıt, pipet, makas, yapışkan bant, ip ve kalem gereklidir. Deneyin aşamaları aşağıda karışık olarak verilmiştir diyor. Yani anlamlı bir bütün halinde sıralamamız istemiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi doğru sıralamayı bunu. Daha da eğlence daha sonra ifadeleri ilk cümle olamaz. Dolayısıyla diğer unsurlara bakalım. Bir elinizi indirdiğiniz kadar aşağıda diğerini de kaldırabildiğiniz kadar yukarıda tutarak kendinize, kendi çevrenize dönün. Dönmeye başladığınızda kanat aşağıda olsun. Siz döndükçe en altta duran kanadın havalandığını ve ipte yükseldiğini göreceksiniz. Renkli kağıdı ikiye katlayın. Katladığınızda oluşan iki yüzeyden birinin daha geniş olmasına dikkat edin. Kağıdın geniş yüzeyinde bir eğim oluşturacak biçimde açık kenarı bantlayın. Kanadınız oluştu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi en genel olan hangisidir? Budur. Bu bir numara olacaktı. Daha sonra ha Bakın Kanadınız oluştu demiş. Daha sonra pipetten bir, bir bölü üçlük bir parça kesin. Kalemin ucuyla kağıdın Kat yerine yakın bir yere delik açıp pipeti buradan geçirin. Yapışkan bantla pipeti sabitleyebilirsiniz. İpi dikkatlice pipetin içinden geçirin. İpin iki ucunu iki elinizle tutun ifadesinde. Bu da arkadaşlar nedir? İki olur. Ne demişti arkadaşlar? Bakın ipin iki ucunu iki elinizle tutun demişti. Sonra bir elinizi indirebildiğiniz kadar aşağıda diğerinde kaldırabildiğiniz kadar yukarıda tutarak kendi çevrenizde dönün dönmeye başladığınızda kanat aşağıda olsun. Siz döndükçe en altta duran kanadın havalandığını ve ipte yükseldiğini göreceksiniz. Bu da 3 olur arkadaşlar. Daha da eğlence istiyorsanız ipi alttan ve üstten bir yere tutturup kanada saç kurutma makinesiyle hava gönderin. Kurutma makinesini düşük, normal ve yüksek şiddette çalıştırabilir. Havanın kanada olan etkisini inceleyebilirsiniz demiş. Bu da sonuç cümlesi olduğu için arkadaşlar 4 olacak. Dolayısıyla doğru sıralamamız A olamaz, B olamaz. Arkadaşlar D de olamaz. Nedir? C seçeneği sıralamaya uygundur arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçiyoruz son soruya. 20. soru. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örneklendiren bir anlatım bozukluğu vardır demiş birden çok yüklemli cümlelerde öznenin bütün yüklemlerle uyumlu olması gerekir. Aksi takdirde özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu ortaya çıkar demiş. Bakın özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu. Tersten başlayalım bu sefer isterseniz. Zeynep Hanım komşularını ziyaret eder zaman zaman ikramda bulunurdu ifadesinde arkadaşlar. Kime ikramda bulunurdu? Onlara. Burada ne eksikliği var? Dolaylı tümleç eksikliği var. Bundan dolayı bir anlatım bozukluğu oluşmuş. Özneyi sorduğu için D seçeneğini elemiş oluruz. Okan'la ben yarın okul kütüphanesinde nöbetçiyim ifadesinde ise nöbetçiyim değil, nöbetçiyiz olması lazım. Burada da arkadaşlar tekillik çoğulluk bakımından bir uyumsuzluğun olduğunu görüyoruz. Özne eksikliği değil. Bundan dolayı C seçeneğini elemiş oluruz. Yaz tatilinde ben keman kursuna ablam ise gitar kursuna gidiyor ifadesinde şurada arkadaşlar ne olacak? Ben gitar kursuna gidiyorum. Ablam da ablam ise gitar kursuna gidiyordu olması lazım. Dolayısıyla yüklem eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. B'yi delemiş oluruz. A seçeneğinde ise Hepimiz onun soğuk şakalarına alışmıştık. Bu durumdan rahatsız değildik ifadesinde bakın arkadaşlar şuraya ne gelecek? Hiçbirimiz ifadesi gelecek. Dolayısıyla bu öznedir arkadaşlar kim rahatsız değildi? Hiçbirimiz. Bundan dolayı da özne eksikliğinden bağlı anlatım bozukluğu nedir? A seçeneğinde olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki Türkiye Geneli Deneme Sınavında buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.